Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 21 Ocak 2019 Pazartesi sevgili izleyiciler. Evet, Kastamonu merkezde yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hafta sonunda yaşanan etkinliklerin bugün gazeteye yansımış şekliyle olan haberleri ve bu hafta sömestr tatilinin ilk haftası. Tabii ki çocuklar yollarda olmayınca, öğrenciler ve öğretmenler yollarda olmayınca trafikte sakin oluyor Kastamonu'da ve tüm Türkiye'de bu böyle. Evet, tekrar iyi tatiller diliyoruz. Tabii ki hafta sonunda en önemli gelişmeler Ilgaz'da hareketlilik vardı. Ilgaz'da hemen hemen herkes Ilgaz'a kayak yapmaya gitti. Bu sene biraz daha kar kalınlığının yüksek olması, 154 santimetreyi bulmuş olması kayak severlerin de ilgisini artırdı. Hatta Kastamonu merkezden Ilgaz'a gitmeyen vatandaşların da bir noktada uğrak noktası oldu diyebiliriz. Yine dün yaşanan bir gelişme, belediyenin, Kastamonu Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ben Kukla Değilim isimli bir tiyatro gösterisi vardı Tahir İkiler'in. Bu tiyatro gösterisi de yoğun ilgi gördü. Nikah ve konferans salonunda, belediye konferans salonunda Kuzeykent'te tıklım tıklım doluydu. Bununla ilgili olarak da Belediye Başkanı Tahsin Babaş bu tür etkinliklerin her hafta aynı saatte devam edeceği müjdesini verdi. Bu haberle başlamış olduk bugün de bültene. Evet, Nasrullah Gazetesi ile başlıyoruz. Nasrullah Gazetesi de yine İstanbul'da Kastamonu Spor bayramı başlığıyla vermiş. Kastamonu Spor ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Hem de deplasmanda Sancaktepe Spor'u 1-0 mağlup ederek başladı. Tabii ki tebrik ediyoruz takımımızı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan Kenevir raporunun hazırlayıcısı Meşe Kastamonu'da konuştu. Kenevir Kastamonu'yu uçurur. Çok kısa sürede Kastamonu'nun toplam ihracatının 20 katı kadar bir ciro hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımıza sunduğum raporda 3 kenti ivedi işaret ettim. Kastamonu, Amasya, Samsun, Kastamonu'daki bütün ekilebilecek müsait alanlara kenevir ekimine hemen başlayacağız denilmiş. Evet, bir dönem Kastamonu gerçekten kendir ve kenevirin üretim merkeziydi. Ve burada kağıt fabrikası vardı. Kağıt fabrikası kapanmıştı. Kağıt fabrikasının yeniden harekete geçmesi ve bundan elde edilebilecek ürünlerin tekrar masaya yatırılması açısından bu toplantının önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, Kasiyat'ın toplantısı için Kastamonu'ya gelmişti Meşe ve önemli açıklamalarda bulundu. Müsiyat Genel MYK üyesi Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Çatalzeytinli hemşerimiz Soner Meşe, Müsiyat Kastamonu Şubesi'nin genel kuruluna katılmak üzere hafta sonunda Kastamonu'ya gelmişti. Erdoğan'a sunduğu rapordan söz eden Meşe, Sayın Cumhurbaşkanımıza kenevir üretimi noktasında 3 kenti ivedilikle işaret ettim. Bu kentler Samsun, Kastamonu ve Amasya olarak belirlenmiş. Bu arada Müsiyat'ta Mustafa Şensoy devam ediyor görevine. Tek listeyle aday olmuştu kongrede. Yine konuşmalar damgasını vurdu diyelim. Çelik Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Kastamonu'nun hep kaybettiğini görüyoruz diyor. Türkiye'nin önde gelen vilayetlerinden birisi oluşumuzu şu anda yavaş yavaş yeniden Türkiye'de farkındalığımızı ortaya koyarak her alanda Kastamonu'yu bir adım öteye taşıma gayretindeyiz demiş Metin Çelik'in açıklamaları. Erdoğan açıkladı, Kenevir'in ilk merkezi Samsun deniliyor. Yine Hazreti Pir Vakfı 2019 Şeyh Şaban'ı Veli yılı ilan etti denilmiş. Tek bir kişi bile yaşasa bizim için önemlidir ve o yol mutlaka açılacaktır. Tahir Zafer Karahasan karla mücadele ekipleriyle ilgili yaptığı değerlendirme ve açıklamayla bugünkü gazeteye yansımış. Seçim güvenliği masaya yatırıldı. Görme Engelliler Derneği açıldı. Saadet Partisi Kastamonu Belediye Başkan adayı da belli oldu. Hafta sonunda yapılan törenle sevgili izleyiciler, öğretmen evinde düzenlenen törenle Kadir Yalçın Saadet Partisi'nin Kastamonu Belediye Başkan adayı oldu. Böylelikle Kastamonu merkezde grubu bulunan partiler adına söyleyelim. Hemen hemen bütün partiler belediye başkan adaylarını açıklamış oldu. Sadece ilçelerde belki bazı partilerde netlik kazanmadı CHP ve İYİ Parti'de. Ama bunun dışında Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'de belediye başkan adayları şu anda belli oldu. Devrikende de aday tanıtım toplantısı vardı. AK Parti orada bir toplantı düzenledi pazar günü sevgili izleyiciler. Evet, Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz turumuza. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü sürmanşetten verdiği haberde hava ulaşımına sis engeli. 2 gündür Kastamonu merkez ve çevresinde bulunan yollar sis etkisi altında, görüş mesafesinin 60 metreye kadar düştüğü belirtiliyor bu haberde. Tosya ilçemizde 10 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Meşe, Kastamonu, Samsun ve Amasya Kenevir Tohum Üretim Merkezi olacak deniliyor. Bir haber var. Askere gidemediği için intihar girişiminde bulundu. Tosya ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyen bir genç, askere gidemediği için intihar girişiminde bulundu. Bu da ilginç bir durum sevgili seyirciler. MÜSİAD Genel Kurulu'nda her şey Kastamonu için mesajı var. Yine Belediye Başkanı Tahsin Babaş, engelli kardeşlerimizin istihdamı konusunda gerekli hassasiyet gösteriyoruz demiş. Siste kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. 3 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş yine belediye civarında bulunan, belediye caddesi civarında bulunan esnaflarla bir araya gelmiş. Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti devrikani adaylarını tanıttı başlığıyla bir haber paylaşmış. Yeni yönetime İstanbul'dan 3 puan hediyesi deniliyor. Ve gündem 37 gazetesine bakalım. Kuru benzinle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı denilmiş. Rövanş alındı. Sancaktepe 1-0'la geçildi. Belediye caddesi eski gücüne kavuşacak ana manşetten verilen haber. MÜSİAD ilimizde kenevir ekimi yapacak. Ticaret Borsası ve Taşköprü Ziraat Odası kendi üretim için görüşmelere başladı. AK Parti'den devrekanı çıkarması, seçim güvenliği toplantısı yapıldı. 10 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı deniliyor. Görme Engelliler Derneği açıldı. Görme Engelliler Derneği hafta sonunda eski belediye binasında düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Saadet Partisi'nden merkez adayı Kadir Yalçın oldu demiş gazete. Ve Doğru Söz gazetesine bakıyoruz. Kenevir'de pilot olduk. MÜSİAD Kastamonu, Samsun ve Amasya'yı Erdoğan'a rapor etti. Belediye Başkanı Babaş, belediye caddesi eski gücüne kavuşacak. Askere gidemediği için bir kişi intihara kalkıştı. Tosya'dan geldi. Bu arada tabii ki Tosya'da yine aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ve Yüksel Aydın burada açıklamalarda bulundu. Bunu da belirtelim. Evet, 10 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Gökyırmak'taki balık ölümleriyle ilgili rapor açıklandı. Balık ölümleri oksijen azlığından meydana geldiği belirtiliyor. Seçimleri dünyada en iyi yapan ülkeyiz demiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Yine Sancaktepe'yi deplasmanda 1-0 yendik. İnönü Mahallesi Muhtarı adayı Sevim Bıyıklı'nın da açıklamaları kadınların neler yapabileceğini ispatlayacağım demiş. Karneyi alan Ilgaz'a koştu başlığını da görüyoruz sevgili izleyiciler. Kastamonu gazetesine bakalım. Kastamonu Spor'dan ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç. Rövanş aldık, yarışta kaldık başlığıyla verilmiş haber. MÜSİAD Kongresi'ne kendi damga vurdu. Şensoy Güven tazeledi. Kastamonu'nun adını pilot il olarak verdik demiş. Meşe'nin açıklamaları dikkat çekiyor. Sonel Meşe. Evet, siz kazası 3 yaralı, askere gidemediği için intihara kalkıştı. Saadet'in adayı Kadir Yalçın oldu. İçişlerinden bölge seçim güvenliği toplantısı hukuksuzluklarla takip edilecekmiş. AK Parti'den devrekende aday tanıtım töreni, alt kulaç problemleri biliyoruz demiş. Yine Tahsin Babaş esnafla buluştu. Belediye caddesi eski günlerine kavuşacak. FETÖ-PDE davasında 3'ü terör örgütü üyesi olmak üzere 6 yıl 3 ay 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Yine askere gitmeye hazırlanıyordu. Hanönlü genç bu evatta kaza geçirdi başlığını da görüyoruz. Ve günün son gazetesi Açık Söz gazetesine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pilot il olarak Kastamonu ismi verildi. Umudumuz kendir başlığıyla bu haberi paylaşmış gazete. Yine seçim güvenliği toplantısı Görme Engelliler Derneği açıldı başlıklarında görüyoruz. Karnesini alan Ilgaz Dağı'na kayağa koştu. Hava ulaşımına sis engeli. Yine 10 kişinin yaşadığı evde yangın, balık ölümlerinin nedeni belli oldu. Tosya'da tır devrildi deniliyor. Saadet Partisi Belediye Başkanı adayı da Kadir Yalçın olduğunu açıklamış gazete. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaştık. Bir başka gazete manşetleri programında yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.